Merhabalar, ismim Ahmet Salih Peker. Bursa'nın yerlisiyim. Yüksek ziraat mühendisiyim. Enerji danışmanlığı yapıyorum. Kendi enerji şirketim var. Yenilenebilir enerji üzerine çalışıyorum. Bu dükkanımız 10 yıldır Bursa'da su kabağı üzerine ders veren, eğitim veren ve su kabağı işlemesi üzerine çalışan bir dükkanımız. Biz ikinci nesil olarak 3 yıldır burayı işletmekteyiz. Şirket bünyemizde bir sanatla, iş dışında bir sanatla ilgilenmek için böyle bir yerin devrolduğunu görünce devraldık ve 3 yıldır bu konuda çalışıyoruz. Aile olarak zaten hem tarımla ilgilendiğimiz hem de ahşapla ilgilendiğimiz için, aileden gelen bir meslek olduğu için iş dışında dinlenebileceğimiz, biraz daha insanlarla ilişki kurabileceğimiz, insanlara bir şeyler öğretebileceğimiz bir iş arıyorduk. Sadece o iş dışında ofiste oturmaktansa biraz daha faaliyet gösterebileceğimiz, ticari çok fazla ticari amaç gütmeyen bir işle uğraşmak istiyorduk. Böyle bir yer denk geldiği zaman değerlendirdik ve burayı kendi şirketimiz dahil ettik ve bununla ilgili de çok mutluyuz. Bu işin biraz sanat ruhundan bahsedebilir misiniz? Şöyle su kabağı işlemesi Bursa'da çok eski. Hatta Çanakkale Savaşı'nda Bursalı askerler su kabağın içinde barut saklarlarmış. Barutun nemlenmesini önlerlermiş. O yüzden Bursalı askerleri susakçı derlermiş. Tarihten gelen böyle bir anı var. Bu su kabağı işlemesi doğal bir ürün olduğu için uzun süre dayanacak bir ürün. Burada biz insanların el emeklerini, kendi hayallerinde kurdukları tasarımları icra etmelerine yardımcı oluyoruz. Biz burada tarımdan sanata kadar bir sürecimiz var. Çiftçilere bunu ektiriyoruz. İlk önce çiftçilerden aldığımız su kabaklarını bu sanata gönül vermiş, su kabağı işlemesi üzerine çalışmak isteyen insanlara sunuyoruz. Burada nasıl yapacakları ilgili dersler veriyoruz. Su kabağı işlemesiyle ilgili bütün malzemelerin teminini yapıyoruz ve onlara yol gösteriyoruz aslında. Yani burada ders almak isteyen insanlar ders veriyoruz. Normalde halk eğitim merkezleri bunlarla ilgili ders verirken insanların zamanının kısıtlı olmasından dolayı biz 3 kademede hazırlık bölümü, orta düzey ve profesyonel düzey olarak 3 kademede toplamda 12 saat ders vererek bunu profesyonel olarak yapacak seviyede kişilere eğitim veriyoruz ve bununla ilgili destek veriyoruz. Su kabağı lambası veya su kabağından yapılan herhangi bir obje kişiye özel olduğu için hediye olarak çok tercih edilen bir ürün. Pandemi öncesinde Amerika ve Almanya'ya ihracatlarımız oldu. Ve gelen turistlerin çok ilgisini çeken ürünler yaptık. Çin'den İsviçre'ye kadar, Arap ülkelerinden Katar'a kadar farklı ürünler gönderdik. Hatta turistlerimiz 2-3 günlük bir sürede gelip lambalarını, siparişini verip 2-3 gün sonra alıp gittikleri oldu. Bu ürün biraz daha insanlara sıcak geliyor. Tarımsal bir ürün olduğu için ve kendilerine özel olduğu için. O yüzden kırk uçurmasından doğum günlerine, evlilik yıl dönümlerine, ev hediyene kadar her türlü yelpazede ürün veriyoruz ve insanlar bu ürünleri daha fazla değerli buluyorlar. O yüzden de tercih edilen bir ürün oluyor. Ve bu işle uğraşmak da bizde bir tabir vardır. Kabağın tozunu yutmak diye. Kabakla uğraşmaya başlayan insanlar tamamen bundan çok büyük zevk alıyorlar. Hatta çoğu öğrencilerimiz, emekli olanlar, kanser hastaları olanlar bunu terapi amaçlı kullanıyorlar. Bununla ilgili lambalar yapıyorlar ve kendilerini dinlendirdiklerini, kendilerini mutlu hissettiklerini söylüyorlar. O yüzden bizim öğrencilerimiz veya su kabağı ile ilgili lamba alanlar ve bununla ilgili obje alanlar özellikle bizi arayıp buluyorlar. Yani bunda Bursa'daki en eski ve en kapasiteli dükkan olarak biz hizmet vermeye ne olursa olsun, pandemi olsun, finansal zorluklar olsun hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim buradaki ana amacımız tamamen kendimiz burada dinlenmek ve insanlarla ilişki kurmak. Ticari çok fazla bir amaç gütmek istiyoruz. Gütmüyoruz. Çalışmamız dükkanın kazancı kendini çevirirse bizim için uygun oluyor.